Kacaş Üniversitesi Habitat Derneği ve aslında Facebook işbirliğiyle dijital gazetecilik eğitimi düzenliyoruz ve orada eğitimlerde özellikle içerik üreticileri için teyitli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini de ya da Facebook'un örneğin bu konuda ne yaptığını da anlatıyoruz. Sizden de duymak adına aslında, bu sadece Facebook'un sorunu da değil tabii ki, eğitimlerde de hep bundan bahsediyoruz. Sosyal mecraların hepsinde bu sorun var. Yanlış bir ya da yalan bir bilginin paylaşımı çok hızlı olabiliyor. Bunu doğrulamak için de belli yöntemler gerekiyor. Facebook da aslında Türkiye'de Teyit.org'da çalışıyor. Uluslararası birliği nedeniyle. Buradan da hareketle aslında hani örneğin Covid nedeniyle çok fazla da eminim ki yalan ve yanlış haber yayılıyordur. İsteyerek ya da istemeyerek. Bunlarla ilgili mücadelede ne durumda Facebook şu an? Nasıl adımlar atıyor? Şimdi iki şekilde aslında buradaki çalışmalarımız. Bir tanesi kullanıcılarımızın doğru bilgiye ulaşmasında onlara yardımcı olmak. Bu az önce bahsettiğim bilgi merkezi mesela bunun en iyi örneği. Doğrudan siteye girdiğinizde, doğru bilgi oraya girdiğinizde Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü tabii ki de doğru bilginin yer alacağını biliyorsunuz. Doğru bilgiye ulaşmalar için yaptığımız bir diğer şey de Türkiye özelinde Sağlık Bakanlığı'yla bir işbirliği gerçekleştirdik. WhatsApp'ın belki duymuşsunuzdur, WhatsApp Business adı verilen bir versiyonu var. Buradan kullanıcılarla chatbot üzerinden bir iletişim sağlayabiliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'na bunun aktif olmasını sağladık. Bizim ekiplerimiz destek oldular bunun oluşturulmasında. Şu an Sağlık Bakanlığı'nın normalde kendisinin de olan Sabim 184 danışma hattını WhatsApp'a taşımış durumda. Onların WhatsApp numaraları üzerinden ulaşıp o chatbot aracılığıyla doğrudan Sağlık Bakanlığı'ndan da güncel bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yine benzer aynı işbirliği kapsamında Sağlık Bakanlığı'na da tıpkı Dünya Sağlık Örgütü'ne yaptığımız gibi ad credit imkanı sağladık. Onlar da kullanıcılara ulaşmak için reklam verdikleri zaman herhangi bir ücret ödemeden şu anda mesajlarını ilgili herkese ulaştırabiliyorlar. Bunlar bahsettiğim gibi kullanıcıların doğru bilgiye ulaşması ile ilgili olan kısmında. Bir de yanlış bilgiye ulaşmamaları için yaptıklarımız var. Onlar aslında bizim her zaman yaptığımız şeyler. Çünkü biz normalde yani şöyle tabii ki de bu olay için özelleştirdik ama şunu söylemek istiyorum. Facebook olarak biz normalde kullanıcılarımız yanlış bilgiye ulaşmasın diye bir sürü önlem alırken doğru bilgiye ulaşmak için ekstradan aldığımız önlemler Covid kadar geniş değildi. İlk defa bu kadar hem hükümetlik yani devletlerdeki kamu kurumlarıyla işbirliği içine girip hem de uluslararası kurumlarla işbirliği içine girip doğru bilgiyi ulaştırmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Bizim için de çok yeni ve çok hareketli o yüzden. Ama bu hatalı bilgiden ulaşmalarını engellemek için yaptığımız şeylere baktığımızda ise sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bizim uluslararası doğruluk kontrol ağı Pointer'le bir anlaşmamız var. Kendilerine bu süreç içinde 2 milyon dolarlık bir yardımda bulunduk. Faaliyetlerini hızlandırabilmeleri ve daha efektif bir şekilde gerçekleştirmeleri için. Bahsettiğiniz gibi Teyit.org Türkiye'den bu örgütün uluslararası doğruluk kontrolü ağının üyesi olan iki dernekten bir tanesi. Yanlış bilmiyorsam Teyit.org ve Doğruluk Payı ülkemizden bunun üyesi olan dernekler. Bunlara ek olarak kendi platformumuzda COVID ile ilgili yanlış bir bilgi ortaya çıktığını tespit ettiğimizde ya da bize söylendiği zaman bunu doğrudan kaldırmak üzere kendi platform kurallarımızı değiştirdik. Çünkü insanların sağlığı üzerinde doğrudan zarara yol açacağını kabul ettiğimiz için diyeyim. Aynı zamanda tabii ki de sadece bu da değil, biliyorsunuz hani bilgi tamam yanlış bilgi bir şey ama maalesef ki kötü aktörler COVID-19'u da fırsat olarak görebiliyor. Ve işte örneğin medikal yüz maskesi, el dezenfektanı, işte yüzeyi dezenfekte edici mendil, koronavirüs test kiti gibi ürünleri fahiş fiyata satmak gibi bir maalesef ki bir akım söz konusu. Ve biz bu ürünlerin tamamının reklamını platformumuzda yasakladık. Aynı zamanda Facebook Marketplace diye bir ürün de var. Onu da biliyorsunuzdur. Kişilerin kendi ürünlerini koyup listeleyebildiği. Orada da bu ürünlerin satışını yasakladık tamamen. İnsanların adil bir şekilde bu ürünlere ulaşmasını sağlamak istediğimiz için.